İntegral Forex TV ile yine karşınızdayız. 2019 yılının son cumasındayız ve aslında baktığınız zaman da bu yıl için en azından benim açımdan da son Forex TV olacak. Yani gelecek hafta 2020 videolarına başlayacağız yine sizlerle beraber. Dolayısıyla bugün benim için güzel, önemli bir video olduğunu ben düşünüyorum. Yani videonun sonunda da sizlere küçük bir yeni yıl mesajım da olacak. Ama öncesinde dedik ki bu hafta ne yapalım ya da bu yılı nasıl kapatalım, ne çekelim diye düşünürken çok fazla sizi yormayacak, biraz daha hafif bir video çekmeye karar verdim. BIST 30 hisselerinden seçtiğim yaklaşık 8 tane hisse var. Zaten bir sonrasında soru cevap yapacağız yani sizlerle. Canlı sohbet kısmında sizlerden gelen ben hisse sorularını alıyor olacağım ama bu 8 hissenin dışında soruları kabul edeceğim. Bunu da buradan belirteyim. Dolayısıyla biraz daha kısa bir video olacak. Yine her zaman olduğu gibi teknik analiz üzerine de yapıyor olacağım videoyu. Yani çok fazla bilançolarına odaklanmayacağız. Dördüncü çeyrekte zaten hep birlikte göreceğiz ama hemen hemen zaten artık bir nevi de tahminimiz de var. Sonuçta sektörel bazda canlanmalar bekliyoruz. Kimi şirketin dördüncü çeyreğinde yine zayıf gelmesini öngörüyoruz. Bunları da zaten 2020 videolarımızda sizlerle beraber paylaşıyor olacağız. Gelin isterseniz bir Tüpraş'la başlayalım. Herkesin merakla zaten sorduğu bir şirket. Güzel bir şirket, büyük bir şirket. Artık yavaş yavaş toparlanmaya başladık. Zaten 2019 yılı içerisinde çok ciddi düşüşlerle de karşılaşmıştı. Dolayısıyla artık biraz daha bir rahatlama oluştu. Bir miktar bir toparlanma var. Kademeli bir şekilde bir en azından yukarı yönde eğimi söz konusu. Burada da açıkçası 128'lerin üzerindeyiz. Şu anda da tabii ki bu seviyenin üzerinde kalması fiyatın bir miktar daha rahatlaması adına önemli. Ben Tüpraş'ı beğeniyorum. En azından teknik olarak toparlanmaya başladık. Yani izleyebilirsiniz, yakın izlemeye alabilirsiniz. Portföyü de varsa koruyabilirsiniz. İlave bir alım yapmak isterseniz de geri çekilmeleri fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Ya da 128'in üzerinde kaldığı sürece en azından Tüpraş'ı bu anlamda portföyünüze ekleyebilirsiniz. Yani bir numarayı Tüpraş'a ayırdık. İkincisi yine benim çok sevdiğim bir şirket. Her seferinde de size söylüyorum. Telekomünikasyon tarafını yakından takip ediyorum ama özellikle Turkcell'in bilançosunda da aşırı eğlenceli bir tabloyla da karşı karşıya kalıyoruz. Çok renkli, çok güzel bir bilançosu var. Ve açıkçası ben şahsen kendi görüşüm güzel bir bilanço geliyor ama biz bunu ne yazık ki fiyatlamalar üzerinde görmüyoruz. Yani ben hala Turkcell'in ucuz olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 2020 yılında biz Turkcell'i daha fazla konuşacağız. Bu anlamda da bence portföylerinize ekleyebilirsiniz. Ortalamaların üzerinde 14 lira bizim için orada önemli. 14 liraların üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönde eğimini ben Turkcell'in korumasını beklerim. Dolayısıyla benim için burası biraz daha önemli. Artık yavaş yavaş toparlanmaya başladık. Bu sebepten ben yakın izlemeye aldım Turkcell'i. Zaten şimdi gelecek günlerde biz model portföyümüzü açıklayacağız. Şu anda model portföyümüzde telekomünikasyon şirketleri bulunmuyor ama 2020 yılında gerek Turkcell olsun gerek Türk Telekom olsun bunlara da yer vereceğimizi ben düşünmekteyim. Bunun da şimdiden size müjdesini verelim. Zaten gelecek haftada size İntegral yatırımı model portföyüyle de tanıştırıyor olacağız. Yavaş yavaş artık bunlara da başlıyoruz. Yani zaten videolarla bunu götürüyoruz ama biraz daha işi rapora da döktük sizler için. Yani demem o ki Turkcell'i takip etmeye devam ediyoruz. Bence oldukça güzel, olumlu 2020 içinde en azından hareketliliğini sürdürecek. Belki hani ucuz diyorum ya size. Belki artık yavaş yavaş ben ucuz dememeye bile başlayabilirim 2020 yılı için. Şimdi gelelim 3.ye. Froto yani Ford Otosan. Şimdi Ford Otosan'da şu anda 69 liralardayız. Orada da açıkçası bence aynen teknik görünüm bu tarafta da olumlu. Yani yavaş yavaş zaten otomotiv sektörünü de biz biliyorsunuz ön plana çıkarıyoruz. Dolayısıyla Ford da bunlardan bir tanesi. Ben hem günlükte de hem haftalıkta da ele aldığım zaman Ford açısından gayet olumluyum. O yüzden Ford'u da izlemeye alabilirsiniz. Orada da benim için önemli bir direnç 70'lerden geçiyor. 70'lerin üzeri Ford'un daha da rahatlaması açısından bence güzel bir nokta. Dördüncüsü, kısa kısa geçiyorum ama zaten biliyorsunuz gerek diğer videolarımız olsun, gerek sosyal medya hesaplarımızdan olsun, gerek YouTube'da videolarımızın altındaki sorularınıza yanıtlar olsun size en kısa sürede dönüş yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu videoda kısa kısa geçiyorum belki ama gerçekten size elimizden geldiğince her mecradan yardımcı olmaya çalışıyoruz. O yüzden sakın bunu çok fazla kısa geçti, hızlı geçti diye yorumlamayın. Şimdi Ereğli'ye gelecek olursam
Orada da 8.90'lardayız. Orada da benim için 9 lira önemli. Dördüncü çeyrekte demir çelik sektöründe yine çok parlak bir tablo görebileceğimizi ben düşünmüyorum. Dolayısıyla da Ereğli'de çok ciddi bir güçlenme beklemiyorum açıkçası. Evet, sadece bu yıl içerisinde çok ciddi ucuzladı, çok ciddi satıldı. Dolayısıyla artık bu kayıplarını yıl sonuna doğru toparlamaya başladı. Bu sebepten en azından baktığım zaman özellikle Kasım'ın birinden bu yana bir yükselen trendi var. Grafikleri bu arada göstermiyorum. Biliyorum çok fazla talep geliyor bu anlamda. Bugün yetiştiremedik. Malum otomobille ilgili haberlerimiz var şu anda canlı yayında. Dolayısıyla hani gelecek haftaki videolarımızda grafikleri de arkamızda yansıtıyor olacağız ama açıkçası Ereğli'de güzel bir yükselen trendi var. Ortalamalarının da üzerinde. Dolayısıyla Ereğli'yi de yakın takibi alabilirsiniz. Yani çok güçlü değil diyorum sadece bilanço beklentisinden kaynaklı olarak ama yine de beğendiğimiz bir şirket ve Tekfen Holding. Tekfen Holding de yakından takip ettiğimiz bir şirkettir. Biraz zayıfladı, biraz yoruldu, biraz yatay kaldı. Bence hala temkinli. Şu anda 18.90'lardayız. 18.55 ve 18.25'lerden ortalamaları geçiyor. Dolayısıyla bu seviyelerin üzerinde kaldığımız sürece çok kötümser değilim ben açıkçası Tekfen için. Özellikle de 19 liraların üzerinde kalırsak zaten bu durum hissenin daha da yukarı yönde hareketini rahatlatabilir. Yavaş yavaş sona yaklaşıyorum. Koç Holding. Koç Holding'de de 18.92'lerdeyiz. Orada benim için önemli olan seviye 20. 20'nin üzerinde olduğu sürece Koç Holding'de yönümüzün yukarısı olduğunu ben düşünüyorum. Yavaş yavaş evet yorulmalar oluyor. Yerini kar satışlarına bırakabiliyor. Bunlar çok normal. Sakın bunu çok da olumsuz yorumlamayın açıkçası. Ama en azından 20 liraların üzerinde kaldığı sürece ben çok kötümser değilim. Şu anda 20'nin altındayız. Yani 19.95'lerdeyiz. O yüzden 20'nin altını çiziyorum her seferinde. 20'nin üzerine böyle 20'nin üzerine çiziyorum her seferinde. Özür diliyorum sizlerden. Çünkü 20'nin üzerindeki tepkilerinde biraz zayıf kaldık. Dolayısıyla kağıdın yani hissenin daha da rahatlayabilmesi için 20 liranın üzeri benim için çok daha önemli. Bu sebepten bunu söylüyorum. Ama geri çekilmelerde mesela 19.70'ler var, 19.50'ler var. Buraları destek noktaları olarak takip edebilirsiniz. En azından kısa sürede, kısa vadede çok ciddi bir satış ben Koç Holding cephesinde beklemiyorum. Bir diğer merak edilen şirketlerden biri Türk Hava Yolları. Malum 2019 yılında Türk Hava Yolları'nda da çok kötümser tabloyu fiyatladık. Çok ciddi satışlarla karşılaştık. Özellikle havacılık hisseleri arasında Pegasus çok fazla ön plana çıktı. Hani bugün Türk Hava Yolları'nı seçiyorum ama Pegasus için olumsuz değilim. Pegasus için hala olumlu yorumu da koruyorum. Bunu da ekstra belirtmek isterim. Türk Hava Yolları'nda da 13.95'lerdeyiz. 13.20 ve 13.80'lerde ortalamalarımız var. Yani teknik görünümde hala ortalamaların üzerinde olması açısından olumluyuz. İzlenebilir, takip edilebilir, portföylerde bence korunabilir ve geri çekilmeleri fırsat olarak değerlendirebilirsiniz ilave alımlar için. Dolayısıyla Türk Hava Yolları'nda da çok kötümser değilim ama 14 liranın üzeri benim için daha da olumlu yorumumu destekler diye düşünüyorum. Çok fazla 14 liraların üzerinde yerleşemedik. Dolayısıyla benim için 14 liranın üzeri biraz daha önemli ve son olarak Şişecam. Malum cam sektörü açısından 2019 pek olumlu geçmedi. Özellikle emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle biz camlarda biraz daha olumsuz bir tabloyu fiyatladık. Yani oldukça ciddi satışlarla karşılaştık. Şişe de tabii ki bunlardan biriydi ama yine de cam sektörünün özeline ben bakacak olursam 2020 yılında bir miktar daha pozitif bir tablonun oluşabileceğini düşünüyorum. Bu konjonktürde şöyle bir tekniğinde de bakıldığında 5 liraların üzerindeyiz. 5.30 ve dün de 5.40'ları aşmakta zorlandık. Dolayısıyla benim için buralar güzel bir direnç noktası olarak takip edilebilir. Zayıf bir görünüm var belki. Yani bu saydığım hisselerin hepsinde pozitif bir görünüm yok farkındaysanız. Kimisi zayıf, kimisi yatay, kimisi yukarı yönde daha güçlü duruyor. Biraz daha karışık seçtim yani. Çok fazla pozitif ya da çok negatif değil. Biraz daha karışık bir hisse tablosu oldu sizin için. Ama en azından Şişe'yi bu anlamda da izleyebilirsiniz. Bence güzel 2020 yılında da hareketini koruyacaktır diye düşünüyorum. Söylediğim gibi bugün videoyu kısa kesiyorum. 8 tane hisseyi ele aldım. Dakikalarımızı biraz daha kısıtladık bugünkü video içerisinde ama YouTube videomuzun altında canlı sohbet kısmında sizlerle soru cevap yapıyor olacağım. Ve artık yavaş yavaş sona geldiğim için malum 2019 yılının ben kendi adıma söylediğim gibi son videomu da çekiyorum. Dolayısıyla size küçük bir yeni yıl mesajım da olacak.
Zor bir yıl mıydı bilmiyorum ama herkes için, yani kimisi için güzeldi, kimisi için kötüydü, artık değişiklik gösterebiliyor ama 2018'e nazaran bence bir tık daha olumlu bir yılı geride bırakıyoruz. 2020'ye yönelik beklentilerimiz daha da iyimser. Umuyorum tabii ki her şey istediğimiz şekilde devam eder. Yine böyle barış dolu, huzur dolu, sağlık ve mutluluk dolu bir 2020 yılı geçiririz hep birlikte. Biz İntegral Yatırım olarak İntegral Forex TV'de 2020'de çok güzel projelerimizle yine sizlerin karşısında oluyor olacağız. Dolayısıyla hem kanalımıza abone olmayı unutmayın, hem de bizlere takip etmeyi unutmayın diyorum ve şimdiden hepinizin yeni yılını kutluyorum. Hoşça kalın.